Herkese selam. Bu videoyu değişik bir şeyle açıyorum. Bu video bizim Kenan'la birlikte Antalya'ya taşınma maceramıza ait olacak. Bugün haberi aldığımızın ertesi günü. Bakalım işler nasıl gidecek. Muhtemelen bir 2-3 hafta içerisinde hızlıca buradan taşınmamız gerekiyor. Yeni bir ev bulmamız, bu evi kapatmamız vesaire vesaire bir sürü iş var. Bu heyecanımı ana olarak kaydetmek istedim. Bu yüzden şimdi kamerayı açtım. Detayları vlogun içinde zaten açıklarım. Şu an çok fazla detay veremeyeceğim çünkü çoğu şey birazcık belirsiz. Ama bu Antalya'ya taşınma vlogu oluyor. Selam. Bugün aslında bu ilk giriş videosunu çektiğimin bir 3-4 gün sonrası sanırım. Aslında hala olaylar çok fazla netleşmedi ama daha fazla zamanımız var sanarken aslında o kadar da fazla zamanımız yokmuş bu işler için. Onu fark ettik. O yüzden aslında günlerdir böyle sahibinden, Emlak Jet'ten ev bakıyoruz ama aslında hani evler ertesi gün veya o gün gidip tutmazsanız anında tutuluyor. Bu yüzden biz cumartesi hatta belki pazar günü 2 gün gidip ev bakıp evi tutup ondan sonra buraya dönmeye karar verdik. Oh, çok heyecanlı. Gelişmeler böyle. Yani cumartesi büyük ihtimalle birlikte Antalya'ya gidiyoruz ve evimizi tutuyoruz. Ertesi haftada aslında her şeyi toplayıp taşındığımız hafta olacak. Yani Kasım'ın 20'sine 15'ine falan kalmadan buradan taşınmış olacağız. Çok heyecanlıyım gerçekten. Yeni bir şehir, yeni bir macera beni her zaman çok heyecanlandırıyor ki ne zamandır ben İstanbul'da yaşamaktan çok da mutlu bir insan değildim. Buranın kaosundan, sıkışıklığından, her şeyinden artık çok sıkılmıştım. Bu yüzden başka bir şehir ve özellikle Antalya gibi bir şehir beni inanılmaz derecede mutlu etti. Ve çok uzun zamandır da aslında beklediğimiz bir şeydi bu. O yüzden de böyle içim kıpır kıpır. Yani bu aşamaları da çok seviyorum bu arada. Ben hani belki başka bir insan işte bu evin kapatılması, yeni bir ev bulunması gibi böyle işler çok stres olabilir. Tabii ben de stres oluyorum. Ama benim için çok da heyecanlı bir şey bu. Çünkü her evin bir enerjisi var. Bir yaşanmışlıkları var. Bilmiyorum, yeni bir ev aslında yeni bir enerji de demek. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Umarım gerçekten oradaki hayatımıza uygun güzel bir ev buluruz. Ve bu maceraya birlikte ortak oluruz. Bu arada gerçekten teşekkür ederim. Hala buradaysanız, videolarımı izliyorsanız. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Ben şimdi çalışmaya gidiyorum. Bir şeyler değiştikçe ve netleştikçe zaten ara ara videoyu açıp konuşacağım. Günaydın. Bugün Antalya'ya ev tutmaya gidiyoruz. Saat şu an 3.30. Sabah. Havalimanına geldik. When the world is dark and desolate, do you take a stand to help of it? Take all that you have and give it away. Somebody can spare that extra weight. No reason to fill up your life with things that you hate. Why is there good? Why is there madness? Don't.
geldin. Bugün Antalya'da ikinci günümüz ve ev arama maceramız devam ediyor. Bakalım bugün bulabilecek miyim? Mind will be worth the knowledge, you're not made of gold. Fill up your mind, you'll be worth the knowledge. I'm not made of gold. Fill up my mind, I'll be worth the knowledge. They're not made of gold. Evet, şimdi bugün Antalya'da ikinci günümüz ve ilk gün oldukça başarısız geçti. Böyle 5-6 eve bakmamıza rağmen hiçbiri olmadı. Biraz umutsuzluğa kapıldık. Çünkü çoğu ev köpek kabul etmiyor. Böyle bir sorun var. Yani biz okey deyip beğendiğimiz evleri ev sahibi de bizi kabul etmedi. Böyle şeyler yaşadık. Şimdi ise kahvaltımızı yaptık. Lara'da bir otelde kalıyoruz burada. Lara gerçekten çok güzel bir yer Antalya'nın. Karşımızda dağlar ve deniz var. İnanılmaz güzel bir atmosfer. Ama umuyorum ki bugün o evi bulmamız lazım. Başka çare yok yani, çünkü ben bu akşam döneceğim İstanbul'a. Yani çalışmam lazım. İzin almadan bu olayları halletmeye çalışıyorum. Arkadaki ağaç çok güzel gözüküyor. Öyle işte. Sizinle bir konuşmak istedim. Bu vlog zaten böyle hepsi topluca gelmiş olacak. Her şeyi açıklamak adına. O yüzden görüşürüz. Bu arada şurada kalıyoruz. Yani otel şurası. Bizi şuradaki bir odaya aldılar. Oda dönüyor yani böyle. Bir böyle deniz kenarına bakıyorsunuz, bir otele bakıyorsunuz falan. Böyle döner ayaklı bir şey. Çok acayip. Taşınmamıza bugün günlerden ne? Çarşamba tam 2 hatta 3 gün diyelim. Cumartesi taşınacağız çünkü 3 gün kaldı. En son sizinle kameraya konuştuğum zaman umutsuzluktan gerçekten moralimin çok bozuk olduğu bir zamandı. Çünkü biz cumartesi pazar ev bulmaya gittik. Kenan bir gün daha kaldı pazartesi günü. O kadar çok ev beğendik ve istedik ki hiçbiri bizi kabul etmedi köpeğimiz olduğunu söyleyince. Bilmiyorum, bu Antalya'ya özgü bir durum mu ama köpek olduğu için resmen bizi istemediler. Ama sonunda bir ev bulduk, tuttuk, döndük. Şimdi taşıma macerası başlıyor. Neden Antalya'ya taşınıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Kenan'ın bir terfi durumu oldu Antalya'ya. Bu yüzden de aslında biz de taşınmaya karar verdik. Ben zaten online çalıştığım için büyük ölçüde yine online yarışıma devam edebilirim ya da online bir iş bulabilirim diye düşünerek, aslında hiç düşünmeden bu teklifi kabul ettik ve apar topar gidiyoruz. Yani toplamda böyle teklifin gelmesi, kabul edilmesi, evin bulunup tutulması ve taşınılması 2 haftadan bence daha az bir sürede oldu. Antalya için heyecanlıyım, endişeliyim de, çünkü yepyeni bir hayat bizi bekliyor sonuçta. Ve Antalya'ya çok alışkın olduğum bir şehir değil, sadece bir kere gidip gezmiştim içini. Onun dışında hep böyle işte Alanya'ya, Finike'ye falan tatile gitmiştim. Ama heyecanlıyım. Yeni bir şehir keşfetmeyi çok sevdiğim için çok güzel keşifler yapacağımızdan eminim. Bundan sonraki videolarımız artık Antalya'da olacak. Ve seyahat ettiğimiz yerler hakkında olacak. Benimle bu maceraya ortak olduğunuz için teşekkür ederim bu arada. Bu kanalın başından bu yana çok fazla hayatımda değişimler oldu ve hepsini aslında burada hep paylaştım sizlerle. Bu yüzden bir kere daha teşekkür etmek istedim hayatımda olduğunuz için. Eğer içeriklerimi desteklemek isterseniz de aşağıda açıklamalar kısmında Patreon'dan bana dilediğiniz kadar destek yapabilirsiniz.
Şimdiden çok teşekkür ederim. Aynı zamanda tüm bunlar olurken Mia'nın bir de kısırlaştırma ameliyatı işin içine girdi. Bu yüzden ben çok fazla sosyal medyada yok gibi bir şeydim. Ama Antalya'ya dönüp bir tık yerleştikten sonra aslında bomba gibi içerikler bizi bekliyor olacak bence. Mia'cığım da geliyor şimdi. Gel! 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 Ay! Ay ay ay. Ay ay ay. Dur dur dur. Tabii Mia şu an böyle boyunlukla duruyor yalamaması için. O şeyine çok da sıkılmış durumda. Onun boyunluğu da yarın çıkacak aslında. O yüzden o da bir rahatlamış olacak. Ve cumartesi günü gidiyoruz. Selam, bugün taşınmadan önceki son gün, yani bugün cuma günü ve yarın sabah nakliyeciler eşyaları almaya gelecek. Yani bu evdeki son günümüz. Gerçekten bu evi özleyeceğim. Çok küçük ve çok tatlı bir evdi ve bizim ilk evimizdi. O yüzden her zaman yeri ayrı olacak, bir hüzünlendim. Çünkü gerçekten hayatımız şu an baştan aşağı değişiyor. Yepyeni bir şehir ve yepyeni bir hayata gidiyoruz. Ama yeni şeyler beni her zaman heyecanlandıran ve bana iyi gelen şeyler oldular. Umarım Antalya'da bize iyi gelir. Ve evden gidiyoruz. Neden masmavi? Evet. Son gün. Havalimanındayız ve gidiyoruz Antalya'ya. Acaba söylediklerimi duyuluyor mu?